Bu arkadaşımız ne diyor? Prostat rahatsızlığı varmış, iyileşmiş. Prostat büyümesi, iyi hulu, prostat büyümesine karşı cüce palmiye. Cüce palmiye Türkiye'nin Marmara Ege Akdeniz bölgesine yetişen e, büyük palmiye ağacının bir benzeri ama meyveleri farklı ve kısa boylu. Birleşiminde birçok kortiz steroller içerir. Bunlar kortizonun doğal hali, kimyasal sentetik kortizon gibi tehlikeli değil. Beta zitosterol ve beta zitosterol beta glukozit vesaire vesaire bir sürü alt türev var. Ne işe yarıyor? Normal olarak, prostatın içerisinde iki tane enzim var. Reduktaz, aromataz. Bu enzimler anormal şekilde testosteron hormonunu östrojen hormonuna dönüştürür. Böylece prostat büyümeye başlar. Prostat kendini göğüs gibi algılar. Kadınsı hormon yükseldikçe erkekte prostatta büyümeye başlar. Erkeklik hormonu azalır. Kadınlık hormonu çoğalırsa prostat büyümeye başlar. Bunu frenlemek için cüce palmiyenin birleşimindeki betazitosterollar ısırgan otu kökü, altınbaşak otu, efendim at kuyruğu otu, yakotu gibi bitkilerden özel bir formül geliştirdik. Cüce palmiye forte. Bu ne yapıyor? Radoktaz ve aromataz enzimlerini frenliyor. Böylece erkeklik hormonu kadınlık hormonuna dönüşmüyor. Ve prostat tekrar eski orijinal haline geliyor. Normal olarak prostat 25-26 bilemeden 27 gram ağırlığında bir organ. Bazılarında 40-50 gram hatta 100 gramı bile buluyor. Hatta bir tanesi bana gelmişti 150 gram demiş doktor. Acil ameliyat buna rağmen ameliyat olmaktan kaçmış. Çünkü ameliyat olunca prostat gidince cinsel fonksiyonlar da gidiyor. Erkekliğin %85'i gidiyor. Çünkü oradaki sinirlere dokuya zarar veriyor. Yani öyle bir vatandaş bana gelmişti Silivri'den. 150 gram olmuş portakal kadar. O zaman bu durumda ne yapılır? Penisle testisler arasına sülük vurmak gerekir. Oradaki pis kanı alması için. Ondan sonra da iksir, alivereca, cüce, palmiye, forte, zerdeça, forta, prostoça, enfeksiyon çayı, koloidal gümüş, kompleset düzen olarak kullanırsa 6 ay, 7 ay, bilmeden 8 ay, hastalığa göre, kişiye göre, bünye göre, bağışıklık sisteminin durumuna göre, kişi, vesaire vesaire yavaş yavaş normala döner. Ama Beslenmek de önemli. peynir yememesi gerekir. Peynir her türlü herkeste miyom, kist, nodül yağ, bezi tümörü tetikler. Çünkü yüksek oranda yağ içerir. Yağlar yağ asidi, yağ asidi asid dönüş, asit asidoza sebep olur. Asidoz bütün vücudun mekanizmasını bozar, birçok hastalığı tetikler.